Teyzenim neyin var Allah aşkına? Aç şu kapıyı da konuş benimle. He? Konuşamam İsmail. Depresyondayım. Ne oldu aşkım? Yine niye girdin depresyona? Şevkat ve Esin evleniyor, düğün yapıyorlar. Biz de evlendik seninle teyzenle. Biz de düğün yaptık. He? Biz yapmadık İsmail. Damat sen değildin bir kere. O Erkan'dı. Bize düğün kısmet olmadı. O düğün bitene kadar odamdan çıkmayacağım. Rahat bırak beni. Moralim çok bozuk. Ben niye hep böyle delice sevmek istedim ki ya? Ben niye hep böyle ömrüm boyunca delice sevmek istedim ki? Eğer bu kadar delice sevmek istersen Allah da başına böyle bir deliği verir, uğraşıp durursun. Acık akıllıca taleplerde bulun, Allah da karşına akıllı birini çıkarsın. Değil mi ya? Saçmalık. Niye sen delice sevmek istiyorsun? Hayır Bozkır, şimdi biz bu düğüne gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz? Ne yapacağız? Çağırlarsa gideceğiz tabii ki canım, ama alt üstü bir düğün işte. Ya onu mu diyorum be adam? Tezene gitmem diye kırmızı bir çizgi çekti. Şimdi biz gidersek bize çektirmesin sonra. Sanki hiç çektirmedi ya. Daha ne çektirsin Gülperi Allah aşkına ya? Kız bir depresyona girdi, bizim hayatımız karardı ya. Evleneceğim diye tutturdu, gitti hiç var olmayan bir Erkan'la evlendi. Sonra İsmail'i koluna taktı, eve getirdi, onu üç güvesi yaptı. Yani bundan daha beter bir hayalin varsa söyle, ben de korkayım. Ben onu mu diyorum? Ben sana bundan yıllarca önce aile planlaması diye bir şeyden bahsettim. Ama sen umursamadın. Şimdi görüyorsun geldiğimiz noktayı. Ya devamlı bunu başıma kalkıp durma Gülperi Allah aşkına ya. Hep bildiğim şeyleri anlatma diyorsun. Sonra tutuyorsun en başka güne gidip oraya takılıp kalıyorsun ya. Ben bugünden bahsediyorum, bugünden. Yani yarından bahsediyorum. Ne yapacağız? Gidecek miyiz? Gideceksek bir çeyrek altın alıp gidelim. Yok. Yani gram altın alıp gidelim. Rezil olalım etrafa. Gülperi, biz rezil olduğumuz kadar olduk zaten ya. Ha bir çeyrek altın yüzünden rezil olacaksak olalım anasını satayım. Örf, adet, gelenek, görenek diye bir şey vardır Bozkır be. Tamam mı? De mahalli sanatçıyım diye böyle türkücüyüm, ortada geziyorsun sen. Sana ne taktılarsa düğünde sen de götürüp aynısından takacaksın. Onlar bize Erkan yerine İsmail taktı Gülperi. Biz de onlara Şevkat yerine Cuma'yı takalım. Ha, daha iyi bir planın varsa söyle, dinliyorum. Allah Allah. Bakalım çeyrek altın ne kadarmış? Çeyrek değil efendim, yarım altın. Ya fukara değiller Gülperi. Yani çeyrek yeter ya. Yarım. Ya tutturma yarım diye Gülperi. Çeyrek altın takmak için düğüne mi gideceğim ben? Düştü derler. Ya düştük zaten Gülperi. 40 kere dibe vurduk. Yani çeyrek altının yarısını taksak bize çıktı derler ya. Ben zaten senden evlendim diye hiçbir akrabamla görüşmüyorum. Beni reddettiler. Şimdi de bu mahalle müsveddelerinin diline ben düşemeyeceğim. Eğer sebep olacaksa bu boşanmaya olsun. Çeyrek değil yarım. Tamam Gülperi ya, tutturma, tamam dur ya. Bakalım yarım altın ne kadarmış? Üf! Yuh! 520 lira. Biz bu parayla köye gider geliriz be. Yani ne yapacağız şimdi? Düğünü bırakıp akraba ziyareti mi yapacağız köyde? Ya Gülperi, düğünde yiyeceğim bir dilim pasta, yanında bir bardak limonata. Biz 15 yıl sonra köye gitsek var ya, bize koca ineği keserler, 15 gün o parayla köyde yer içer, eğlenir geliriz. Teyzenim ne olur aç şu kapıyı, kurban olduğum, heder etme kendini, bak beni de perişan ediyorsun. Hadi beni boş ver, ben önemli değilim, madem bana acımıyorsun en azından kendine acı. He? Hadi gülüm aç şu kapıyı, hem gül yüzünü göreyim hem de şu güzel ağzından birkaç kelam duyayım. He? Teyzenim. Git başımdan. Düğün bitince gel. Peki teyzenim, peki sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Ben senin duygularını çok iyi anlıyorum. Neden anlıyorum? Çünkü ben bağlama çalan bir insanım. Ben duygu adamıyım zaten. Senin duygularını çok iyi anlıyorum. Depresyona da çok büyük bir saygım var benim. Hem
Ben de o düğüne gitmezdim ama artık bir sebebim var. Düğün yaptıklarına pişman olacaklar, pişman. Söz veriyorum sana teyzene. Onlara düğün yaptıklarına pişman edeceğim. Bittiniz ulan siz. Bittiniz. Hayırdır? Ne o bol falan? Yolculuk mu var? Yo, ben bir yere gitmiyorum. Sen köyüne gidiyorsun. Orada çatlayana kadar yiyip içersin. Bir daha da buraya dönmez. Köye gidelim dedim diye mi beni evden kovuyorsun yani? Köy yüzünden değil efendim. Altın yüzünden. Ayrıca ben seni kovmuyorum, boşuyorum. Al bavulunu, güle güle köyüne git. Giderim ben. Giderim, ne olacak? Bavul da sana kalsın. Hiç önemli değil. Hatta İsmail'e tezene de kalsın. Benim yokluğumda gül gibi geçinir gidersiniz. Yo, İsmail de peşinden yollayacağım. Babamın oğlu mu be? Al başına çal. Aa, niye çalıyorum ben tezeneyle burada kalacağım? İsmail senden gelecek. Ya saçmalama Gülperi. İsmail bizim çocuğumuz değil ki ya. Aa, iç güveysinin beteri. Bana halin nasıl diye sorduklarında iç güveysinden beter diyorum ya. Dul yaşarım daha iyi. Aman dul yaşa, dul yaşa. Peynir ekmek kemir her gün. Hadi güle güle Bozkurt Efendi. Aa, bunun cebinde para varmış be. Gülperi, şu yarım altın işi bir daha konuşalım mı? Ben bir düşüneyim Bozkırı Bey. Ego formatlanır. Hayat. Reset. Lenir. Hah, İsmail. Nasıl olmuş ya? Eklemek istediğin bir şey var mı? Çok güzel olmuş ama eklemek istediğim bir şeyler var. Lütfen şunları da yaz bari. Kundaklama yapılır. Cinayet işlenir. Her türlü gaza süsü itinayla verilir. Ya bari ben bu cumayı yeminle öldüreceğim ya. İşini elektrikten vereceğim ben bugün. Hem bunun sakarlıklarını, beceriksizliklerini bilmeyen yok değil mi? Bu sakar ve beceriksiz biri değil mi? Yani elektrik çarpmasıyla ölse kimse cinayetten kuşkulanmaz değil mi? He? Kaza sanırlar değil mi bari? Aynen öyle. Ya aynen öyle tabii ya. Herif sadece benim dükkanı işgal etmekle kalmamış. Bir de benim adıma sağa sola bir sürü sipariş vermiş. Borçlar da bana kitlemiş ya. Her şeyi bana yazdırmış Bahar. Bu adam resmen benim itibarımı yerlere sermeye çalışıyor. Ya bu adam benim ekmeğimle oynuyor Bahar. Ama ben duracağım mı böyle? Yok. Ben de onun hayatından oynayacağım. Hem de çok kolay. Sadece bir kablonun ucunu değdir be Bahar. Değil mi Bahar? He? İyi söyledin. Bak bu cumayı çarpmak lazım. Aslında neler yaparım ona da etik ahlakın dışına taşar. Ona var ya. Bak sen gör gör. O buraya gelsin. Ben onu böyle çarpıyorum biliyor musun? Bu var ya bu adamı bayıltır. Bunu böyle kalbine doğru böyle dayadığın zaman adamı öldürür bile böyle. Gebertir. Oo, versene onu bana. Ne yapacağım lan? Bir şey deneyeceğim. Düğünden sonra geri veririm söz. Ya bakalım. Çok sağ ol, çok sağ ol Bahar. Ben bir eve kadar gidip geleceğim de sen benim dükkana göz kulak olur musun? Olurum, olurum merak etme. Çok sağ ol, çok sağ ol. Hadi ben kaçtım. Bozkır babacığım. Bozkır babacığım, sizden bir şey rica edebilir miyim acaba? Hayırdır, ne var? Bir şey deneyeceğim de. Ne deneyeceğim? Şimdi Bozkır babacığım, anlatmakla hiç vakit kaybetmeyelim bence. Siz doğrudan kolunuzu uzatın, mümkünse. Yaşasın! Çalıştı, hadi çalışsın lan, yaşasın! Aa, ne oldu, ne oluyor? Sakın ıslak ellerinize değmeyin. Kendisi elektrik yüklü şu an. Deneyime kobay oldu ama hiç merak etmeyin. Birazdan ayrılır Gülperi anneciğim. Şöyle rahat bir konuma sokalım kendisini. Olur mu? Paniksiz. Şöyle yapalım. Şunu çekelim.
Annem arana böyle. He? Parlayalım kafasını. Ben kafasını da tutuyorum, ellerim kuru benim. Endişe etmeyin, kendi işinize bakın. Siz, ben ilgileniyorum kendisine, tamam? Ya. Elektriği aldı ya, pamuk gibi oldu etleri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.